Dijital Euro'nun öncüsü Finlandiya mı olacak diyor. Buna bir göz atacağız ve duruma bir bakacağız. Dijital Euro'nun öncüsü Finlandiya mı olacak? Finlandiya Merkez Bankası Avrupa standartlarıyla uyumlu anında ödeme çözümünün oluşturulması üzerine çalışıyor. Finlandiya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Valamika diyor. Valimaki duyuruyu 19 Ekim'de yaptı. Şu anda Euro bölgesinde genel çalışmalar iyi. Bir kere onu söylemek lazım. Yani gerçekleşen pek çok şeyin piyasanın lehine olduğunu söyleyebilirim. ABD tarafında tam olarak bu şekilde işler göremiyoruz. Özellikle yakın zaman içerisinde hem Kanada'dan tabii farklı ülkelerden de var. Euro bölgesinden çıkıyoruz yani. Hem Kanada'dan gelen haberler aynı zamanda Avrupa genelindeki haberler oldukça güzel. Mesela Kanada tarafı kripto paralarla alakalı bir yazı yayımlamış. Özellikle DeFi'nin bankacılığı geçebileceğine kadar iş gitmişti. Valimaki, Finlandiya Merkez Bankası'nın yeni ödeme şekillerinin geliştirilmesini aktif olarak destekleyeceğini açıkladı. Yetkili dijital euroyu Avrupa ödeme sektöründeki en güncel proje olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. Dijital euro tüketicilere elektronik ödemenin kabul edildiği her yerde Merkez Bankası parasıyla ödeme yapma seçeneği sunacaktır. Yakın zamanda biliyorsunuz bizim 12. kalkınma planımızda da yine dijital Türk lirası üzerinde açıklamalar yapıldı. Dijital Türk lirasının hayata geçirileceği 2027 itibariyle pek çok noktaya entegre edileceği dile getirildi. Hatta bir gün Türk lirası adı altında şu anda taşıdığımız, bakın, Türk lirası adı altında şu anda taşıdığımız kağıt ve demir paraların bir gün tamamen kalkacağı ve tamamen dijitalleşeceğinden bahsedildi. Birkaç ay önceki attığım videoyu izlediniz mi diye soracağım. Çünkü daha doğrusu 3-4 farklı video var konuyla alakalı. Muhakkak izleyenler vardır. Aynısını söyledim. Aynısı birebir. Dedim ki bir gün şu an kullandığınız kağıt ve demir paraların hiçbir tanesi olmayacak. Ve bir gün tamamıyla bu şekilde olacaktır. Yani dijital bir şekilde ödeme yapılacak. İşte önemli olan kısım bu. Tabii bu noktaya gidilene kadar daha hala uzun yıllar var. Burada CBDC'lerin bile tam anlamıyla olgunlaşması, CBDC'lerin düzgünce kullanılabilir hale gelmesi için bu noktada 2027-2028 yıllarına kadar hala vakit olduğunu söyleyebiliriz ki şu anda bizde de 2027 yılı telaffuz edilmektedir. Bunu da bu şekilde dile getirelim. Bu zamanlarda olgunlaşacak, devamında pek çok noktada da tabii bu geçerli olacaktır. Kripto paraların bu dünyadaki yeri ne olacak? Kripto paralarda ekstradan kabul edilebilir. Yani neresi kabul, çoğu yer kabul eder de etmeyen de olur illaki. Mesela şu anda alışveriş yaptığınız zincir marketler. Buraya girdiğinizde burada direkt olarak dijital ödeme gerçekleştireceksiniz. İsteyenler olursa tabii bu noktada örneğin Bitcoin ile ya da diğer altcoin'lerle ödeme seçeneği olarak kabul ediliyor ise hangileri ediliyorsa onlarla yapılabilecektir. Yani bir gün emin olun bundan bakkala bile gitseniz ekmek almaya bu şekilde ödeyebileceksiniz. Piyasa bu noktaya gelecek işte. Valimaki'ye göre Finlandiya Bankası ve Avrupa Ödemeler Konseyi Finlandiya'da anında ödeme çözümü geliştirme çalışmalarına katılıyor. Bu ödeme çözümü kredi transferine dayalı ve klasik ödeme kartı kurallarına bağlı olmayacak diyor. Blockchain aynı zamanda tabii ki farklı noktalarda da kullanılıyor. Bakınız seçimlerin yapılmasında bile blockchain'in kullanıldığını biliyoruz.
yakın zamanda yine Brezilya'da da kullanılmıştı. Dijital olarak kimliklerde kullanıldı. Tamam mı? Kimliklere blockchain'e entegre edildi. Euro destekli stablecoin'ler. Şubat 2023'te Finlandiyalı Membrane Finance şirketi Euro destekli bir stablecoin piyasaya sürmüştü. Membrane Finance CEO'su Vitala, yasal mevzuatlara tabi Euro'yu stablecoin'in diyor. Daha fazla Avrupalıyı DeFi yoluyla servetlerini büyütmeye cesaretlendireceğini söylemişti. Dikkat bu arada doğrudur. Son zamanlarda DeFi üzerine ülkeler inanılmaz derecede yoğunlaşıyor. Yani şu anda DeFi alanında korkunç bir çalışma hali bulunmaya devam ediyor. Dediğim gibi DeFi'ye dikkat edin. DeFi iyi bir büyüme oranı sergileyecek gibi gözüküyor. Az önce Kanada'dan bahsettik ya işte Kanada Merkez Bankası'nın açıklaması da buydu zaten. DeFi'nin ilerleyen vakitlerde bankacılığın yerini alacağını düşünüyoruz. Ancak bu noktada devletlerin ekonomisine katkısı olabildiğince kısıtlı olacaktır diye durum açıklanmıştı. Öte yandan 18 Ekim'de Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Dijital Euro projesi için hazırlık aşamasının başladığını duyurdu. Hazırlık aşaması 2 yıl sürecek ve dijital para birimi için kuralların kesinleştirilmesine ve olası ihracatçıların seçilmesine odaklanacak. Stablecoin'lerle alakalı da şu an çalışmalar sürüyor. Biliyorsunuz yakın zamanda ABD Fed de stablecoin'lere ilişkin bir rapor açıklamıştı. Tabii ki neyle teminatlandırıldığına göre aynı şekilde burada hiyerarşisi ve bunlara olan bakış açıları değişmektedir diyebiliriz. Mesela hazine tahvilleriyle teminatlandırılanları güvenli stablecoin'ler olarak dile getiriyorlar. Circle'la alakalı olumsuz bir şekilde konuştular. Yani Circle bu rapor içerisinde adı geçti ve Silicon Valley Bank'tan sonra yaşamış olduğu problemler üzerine de konuşuldu. İşin CBDC noktasını değerlendirirsek, CBDC'ler tabii ki hala tam anlamıyla olgunlaşmadı. Ne ülkemizde ne de diğer ülkelerde. Şu anda Çin, dünya genelinde CBDC'ler konusunda en ileri teknolojiye ulaşmış ülkedir. Bunu devam ettirebilir mi? Göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.